İyi akşamlar Medyascope izleyenleri. Mekan ve İnsan'ın 125. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugün konuğum Burak Belli. Kendisiyle İstanbul'un akıllı kent yolculuğu, hedefe ulaştık mı diye soracağız. Aslında şöyle ilginç bir tesadüf oldu. 2018'in Aralık ayının son programında Mekan ve İnsan'da ağırladığım SAS Türkiye ve Doğu Avrupa Profesyonel Hizmetler Birimi Danışmanlık Bölge Müdürü Onur Alp Öztürk ile akıllı şehirlerin inşasında nesnelerin interneti ve analitiği üzerine konuşmuştuk. Bugün ise İstanbul trafiğini rahatlatmak, toplu taşıma güzergah ağını verimli hale getirmek ve ortalama seyahat süresini ve trafik sıkışıklığını azaltmak amacıyla İBB, ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı ve Onur Alp Öztürk'ün ekibinin bir parçası olduğu SAS Türkiye arasında İstanbul Ulaşım ve Trafik Mükemmeliyet Merkezi projesinde kullanılmak üzere bir hibe anlaşması imzalandı. Dolayısıyla daha akıllı bir İstanbul'a da adım atılmış oldu. Bugün Burak'la birlikte yapacağımız sohbette de aslında bunun alt parametrelerini değerlendiriyor olacağız. Burak'ın yüksek lisans tezi üzerinde onun yaptığı çalışmalar üzerinden değerlendirmeye çalışacağız ve örnekler üzerinden de açıklamaya çalışacağız size. Ben her zaman yaptığım gibi konuğumu sizlere kısaca tanıtayım. Ardından sorularımızla sohbetimize başlayalım. Burak İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından Akıllı Kentler ve Sürdürülebilir Gelişme Öncelikli Alanında araştırma görevlisi olarak kadroda bulunuyor şu anda. İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun. Yüksek lisans tezi aslında bizim bugünkü sohbetimizin ana oluşturacak tez İngilizce olarak hazırlamış. Dimensional Evaluation of Retrofitting Smart Cities, The Historical Peninsula Case. Tarihi Yarımada örneğine baktığı bu çalışmasında İstanbul Teknik Üniversitesi yüksek lisans programında tamamlamış Burak. Şu anda da hem araştırma görevlisi olarak İstanbul Teknik Üniversitesi'nde çalışıyor hem de planlama alabilim dalında da doktora öğrencisi olarak çalışmalarına devam ediyor. Burak, öncelikli olarak hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Yani yaptığınız çalışma hakikaten şu anda planlama disiplininin öncelikle ve özellikle üstüne de eğilmeye başladığı ve bu alanda da sizin gibi yeni plancıların yetiştiği bir alan olmaya başladı. Sizin yüksek lisans teziniz de biraz önce verdiğim haberle çok güzel bir şekilde denk düştü. Yani biz Mekan ve İnsan'da da daha önce akıllı kent konuşmuştuk. Fakat hani bununla ilgili adımların atılıyor olması, hatta benim programda ağırladığım bir arkadaşımın ekibinin içerisinde olduğu bir şeylerin de yapılıyor olması bir yandan da aslında hakikaten insanı sizin programın başlığında da birlikte koyduğumuz üzere biz bu yolculukta hangi noktadayız sorusunu tekrar akıllara getiriyor. Siz tezinizde şöyle bir soruyla başlamışsınız. Ben de daha önceki bölümleri izleyenlerimiz olmuş olabilir, olmamış olabilir. Baştan başlayalım isterim. Tezinizde de şöyle diyorsunuz. Bir şehri akıllı yapan şeyler nelerdir diyorsunuz. İsterseniz bize öncelikli olarak bir şehri akıllı yapan şeylerin neler olduğunu bir sayarsanız çok sevinirim. Ya şöyle, şimdi literatürde öncelikle bu akıllı kent tanımını yani bu nasıl denir, bu etiketi kimse size vermiyor. Yani siz yani o konuda yeterince çalışmanız varsa genelde kentler kendi kendine ben akıllıyım diye ortaya çıkıyorlar. Hani o yüzden onun bir standardı yok açıkçası. Ama şöyle literatürde bu üç katmandan bahsediliyor. Bunlardan ilki veri katmanı ve teknoloji katmanı. Yani bunun için bu fiziksel altyapıdan bahsediyoruz. Yani nasıl diyeyim, işte internet altyapınızın olması lazım, o sensörlerinizin olması lazım gibi bu tarz teknolojilerin öncelikle bir kente entegre edilmesi katmanı var. Daha sonra işin içine bu teknolojiyi entegre ettiğiniz artık bir veri üretmeye başlıyorsunuz. Bu verinin kullanılma ve yorumlanması ve bunun akıllı uygulamalara dönüştürülmesi geliyor ikinci olarak. Üçüncüsü de en önemli katman bana göre ve literatürde de öyle geçiyor. Bu artık ürettiğiniz uygulamaların benimsenmesi ve kullanılması katmanı geliyor. Burada da kentlinin
şeyi nasıl denir, ilgisi ve becerisi çok önemli. Çünkü hani yani onlar kullanamadıktan sonra ne üretirseniz üretin rafta kalmış oluyor diyeyim. Böyle üç katmandan bahsediliyor. Veri, tek yani fiziksel teknoloji, o teknolojiyle ürettiğiniz verinin yorumlanması ve akıllı uygulamaya dönüştürülmesi. Üçüncüsü de onun benimsenmesi, kullanılması yani. Ben doğru anladıysam söylediğinizi, akıllı kent bir titir gibi, yani örneğin Slow City gibi kazanılan bir ünvan değil. Ama bu biraz önce sözünü ettiğiniz parametreler bir kentin yönetiminin, yöneticilerinin o kenti akıllı kent statüsüne getirmek için yapması gereken ya da uygulaması gereken, altını doldurması gereken ama çalışma parametreleri olarak algılıyorum. Evet, aynen öyle. Siz şimdi çalışmanızda, yüksek lisans tezinizde, benim anladığım kadarıyla, yanlış anladıysam beni düzeltin, İki farklı akıllı kentten bahsediyorsunuz. Bir tanesi zaten yeni geliştirilen ve akıllı kent olarak yeni gelişim alanı olarak sunulan alanlar. Bir de İstanbul gibi örneğin hali hazırda mevcut yerleşim alanlarına sahip olan ve iyileştirilerek ya da geliştirilerek akıllı kent statüsü kazandırılmaya çalışılan örneklerden bahsediyorsunuz. Eğer doğru anladıysam. Aynen öyle. Şimdi öncelikli olarak hani şöyle başlayalım, birazcık daha anlamamız kolay olsun. Çünkü sizin teziniz de zaten tarihi yarımadaya odaklandığına göre mevcut bir yerleşim alanının, hatta hem tarihi hem kültürel mirasın bulunduğu bir yeri akıllı hale getirmek ne demektir sorusu başka bir soru elbette ki. Ama biz hani SimCity oynadığımızı farz edecek olursak sıfırdan başladık. Yeni bir kentsel yerleşim alanı geliştiriyoruz. Ve burada da akıllı bir kent vizyonuyla yola çıktığınızı farz edelim. Dünyada örneklerle tezinizde biraz irdelemişsiniz. İsterseniz birkaç örnek ya da bir tane örnek üzerinden bize bunu biraz anlatın. Ardından biz biraz da hani mevcut yerleşim alanlarının nasıl akıllı kent vizyonuyla iyileştirilebileceğini de ardından konuşalım. Tabii yani isterseniz burada bir ekran paylaşıp sunumu hazırlamıştım. Onun üzerinden görsellerle de anlatabilirim. Nasıl daha iyi olabilir? Bir saniye. Benim size ekran paylaşmam için izin vermem gerekir mi? Evet. Peki. Tamam. Geliyor. Aa, çok pardon. Şimdi ben tezimde dediğiniz gibi sonradan noktasal şeylerle, adımlarla akıllı yapılmaya çalışan kentlere odaklanmıştım. Retrofitting Smart Cities dediğimiz İngilizcesi. Türkçesi yoktu. Ben uyarlanmış akıllı şehir diye Türkçesine hani bir başlık yazmak gerekiyor diye öyle yazmıştım. Ama ondan öncesinde bir de hani sizin dediğiniz gibi SimCity bence çok güzel bir tanım oldu. Hani öyle sıfırdan geliştirilen bir akıllı kent nasıl oluyor? Onu incelemek istedim. Tabii burada da Songdo, Güney Kore'nin Songdo şehri diyeyim, kenti diyeyim. O başarılı bir örnek. Başarılı, onu tartışırız da yani bu dediğimiz tabire uygun bir örnek olarak öne çıkıyor. Şimdi bu Songdo ili Seul'e yakın ve bir serbest bölgede, ekonomik olarak serbest bölgede, havalimanına da çok yakın. Burada 40 milyar dolar bütçeyle sıfırdan geliştiriyorlar bu kenti. Burası önceden bir bataklık alanı. Önce orayı dolduruyorlar. İşte sonra başlıyorlar. Havalimanına bu köprüyle ulaşılıyor. Çok yakın. Yani diyor ki burada dünyanın 1/3 nüfusuna 3,5 saat uzaklıkta diyor. Böyle bu da kentsel tasarımı. İşte 75 bin kişi için tasarlanmış. Ama işte Seul'e çok yakın olduğu için günde 300 bin de hani günlük gidip gelen orada çalışan insan bekliyorlar. Yani burada enerji efficient, yani enerji etkin olması için yapılan şeylerden bahsediliyor. İşte bu LEED sertifikası dediğimiz bir sertifikasyon sistemi var. Hani binanızın çeşitli özelliklere sahip olması gerekiyor bu
sertifikayı almanız için. İşte çok değişik, birazdan geleceğim. Şeyleri var. Nasıl denir? Uygulamaları var. İşte kentin hem metroya bağlı, kendi içinde bir raylı sistemi var. Bisiklet parkları olsun. İşte deniz taksileri. Böyle mobilite açısından işte çok böyle canlı, proje açısından yani öyle görünen canlı bir yerleşim yeri olarak tasarlanıyor. İşte mesela bu çok ilginçtir. Binaların içinden siz çöpünüzü atıyorsunuz, onu böyle bir boru sistemiyle emip mahalle merkezindeki çöp toplama merkezine götürüyor. Yani binanızdan direkt oraya gidiyor, yerin yolun yolların altından. Oradan da işte şeye yani atık merkezinde de işte bunun %30'u elektriğe dönüştürülüyor. %50'siyle ısıtma, bütün binaların ısıtma sistemine gönderiliyor. %20'lik de bir kayıp oluyor yakıldığı için sonuçta. Suyla ilgili işte binalar yağmur suyunu topluyor. Bunu işte şeylerin, yeşil alanların sulanmasında kullanılıyor. İşte tuvaletlerde sifonlar için kullanılıyor vesaire. Banyolarda, orada burada. Böyle bir kent yani sıfırdan yapılmış sizin dediğiniz gibi. İşte binalar, her şey son teknoloji. Ama gelin görün ki işte bu 70 bin kişi için tasarlanmış. Hani maksimum 100 bin kişi için. Yani bu başarılı olsa da şu anki yani dünyanın sorunlarını ne kadarını, ya böyle kaç tane il yapabiliriz 40 milyar dolarlık sadece 70 bin kişi için. O yüzden hani bu kısmına çok odaklanmak istemedim. Çünkü bu bana biraz şey gibi geliyor. Yani böyle bir gayrimenkul projesinin reklamını yapıyormuşum gibi hissettirir diye. Yani bu açıkladığım şeyler de mesela hiçbir yerde bu denli nasıl denir? İşte enerji başlığında, mobilite başlığında böyle bir incelemesi de yok. Hep böyle reklam tarzı. Ben kendim toparlamıştım bunu. Hani bu bakış açısını gösteren çalışma bile yoktu üzerine. Bunu açık yüreklilikle söyleyebilirim. Hani hep böyle bir gazete haberlerinden toparlaya yapmıştım. Şimdi bunu işte sonra bir bakıyorsunuz. Tabii böyle olunca bir de hiç insan faktörünü de işin içine katmadıkları için boş kalıyor. Yani en son işte benim tezim geçen sene bu zamanlar bitmişti. O zamana kadar birçok kısmı hala tamamlanmamıştı. İşte çok değişik başlıklar var. İşte hayalet kent gibi böyle gazete haberlerinin başlıkları da mevcut. Şimdi burada da Anthony Townsend'in 2014 yılında söylediği bir röportajını verdiği bir cümle var. Onu söyleyeyim. Bu kısmı kapatalım. Diyor ki burada işte bu Songdo gibi, Master gibi, Abu Dhabi gibi. Bunlar diyor yani teknoloji sanki böyle bütün sorunlarımızı çözecek bir araç olarak görüyorlar diyor. Yani hani sanki tek çözüm teknolojideymiş gibi görüyorlar. Ama diyor buradaki asıl problem şu. Bu tarz projeler diyor hani 100 binden fazla kişiye bile yardım ancak 100 bin kişiye bir yerleşim yeri sunabilirken hani dünyada diyor haftada 1 milyon kişi ya kentlere göç ediyor ya orada doğuyor. Burada diyor asıl sorun diyor mevcut kentlerde diyor. O yüzden oraya odaklanmalıyız diyor. Bu da bana çok mantıklı geldiği için ben burada bu kısmı keseyim. Ben de kendim şeylere odaklanmak istedim. Yani mevcutta bir tarihi geçmişi olan kentlere odaklanmak istedim. Çünkü asıl sorun oralarda yatıyor. Tabii bir şehir plancısı olarak sorun çözmek dediğimiz şeye de uymuyor söylediğiniz şey. Anlıyorum ne demek istediğinizi. Evet, aynen öyle. Yani ayrimenkul pazarlama hissiyatını almanızı da çok anlamlı buluyorum. Çünkü söz ettiğiniz ülkeler ve kentler zaten en nihayetinde Orta Doğu'da öne çıkmak için yani Avrupa ve Amerika menşeili firmalarında işte merkezlerinin yer seçeceği, dolayısıyla işte merkezi iş alanlarını oluşturup uluslararası bir nüfusu çekecek nitelikte kentler yaparak birbirleriyle yarışmaya da çalışıyorlar. Ve bu hani fütüristik dediğimiz yani teknolojiyi aslında akıllı kent yapmak için mi yoksa böyle fütüristik ya da dediğiniz gibi işte bir bina tasarlar gibi kenti ya da bir yerleşim alanını tasarlamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla aslında tabii gerçekten bir problem çözmek midir bu? Akıllı kentin modeli böyle bir şey midir?
burada yönetişim nasıl bir şeydir? Zaten hali hazırda orada yaşayan insanlara değil, oraya yeni gelecek olan insanlara yönelik bir alan tasarımıdır. Dolayısıyla sizin şeyinizi anlayabiliyorum. Neden tarihi yarımadaya yöneldiğinizi anlayabiliyorum ki bence de teknolojiyi gerçek kentsel gündelik yaşam pratikleriyle ilişkilendirerek ve sizin ilk soruma cevap verirken söylediğiniz şeydeki gibi kentlinin bunu kullanabileceği şekilde gündelik hayatın ve kent hayatının bir parçası haline getirebilmek aslında en önemli planlama problemi diye düşünüyorum. Evet. Sizin dolayısıyla hani yerleşik alanlara bakarken kendi tezinizde örnek olarak ele aldığınız vaka tarihi yarımada, İstanbul tarihi yarımada. Ve evet. Öne çıkan başlıkları da şöyle sıralamışsınız. Akıllı kent olmakla ilgili ana parametrelerde hareketlilik, güvenlik, hı-hı, sağlık, ekonomik refah ve kamu hizmetleri başlığı altında değerlendirmişsiniz. Evet. Bunlar akıllı kent olabilmenin ya da mevcut bir yerleşimin akıllı kent olarak iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için üzerinde çalışılması gereken ana başlıklar olarak tespit etmişsiniz. Evet, boyutları diyebiliriz. Benim bugün verdiğim örnekteki gibi aslında yavaş yavaş bununla ilgili adımlar atılmaya başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi akıllı kent vizyonunu benimsemiş bir belediyecilik hizmeti sunuyor elbette. Ama tabii her şey çok kolay değil çünkü sizin de başta söylediğiniz gibi fiziki altyapı bunun önemli bir parçası. Kentli de bunun önemli bir parçası. Belki burada bize hali hazırda mevcut olan projeler ya da şu an uygulama aşamasında olan ya da hayata geçirilme aşamasında olan projelerden bu başlıkları da gözeterek örnekler verebilirsiniz. O da izleyicilerin açısından hem bilgilendirici hem de öğretici olacaktır diye ümit ediyorum. Tabii, o zaman izin verirseniz yine ben görsel açayım isterseniz. Tabii. Şimdi şöyle... İstanbul'a giriş yaptığımız zaman bizim zaten ülkemizde bir bilgi toplumuna dönüşme stratejisi var. Kalkınma planlarında da geçiyor. Buna yönelik eylem planları da var. Kurumların hazırladığı. Şimdi öncelikle şey sorusuna cevap verelim. Yani bu İstanbul'daki dediğiniz gibi akıllı kentin dönüşüm olayını kim gerçekleştiriyor? Burada belediyenin şirketleri var. İşte en son ben bu tezi araştırırken geçen sene 30 taneydi eğer değişmediyse. 5 konuda çalışan, işte bunlardan Belbim, İster.com, İspak, Medya AŞ ve İspark'ın çalışmaları, İstaç'ın çalışmaları var. Hızlıca geçecek olursak, şimdi öncelikle ben tezin başında şey demiştim, yani 3 katman var. İşte öncelikle sizin bu fiziksel altyapıyı sağlamanız lazım. Burada da İster.com'un yaptığı çalışmalar var. İşte fiber altyapı döşenmesi, işte İBB Wi-Fi noktaları, ücretsiz kamu meydanlarında, kamusal alanlarda. Hani bu tarz çalışmalar var. Bu tarihi yarımadada mavi noktalarla gördüğünüz yerde ki işte burada bu Wi-Fi sağlanıyor. Eminim yani ileriki senelerde bu noktaların sayısı da artacaktır dediğiniz gibi. Çok önemli çalışmalar var ama gerçekten daha yani yapılacak da çok iş var. Onu da söylemiş olayım. İşte mesela başladığım zaman mobilite alanında İstanbul'un bu bisiklet paylaşımı e-bike var. Şu an sadece sahil noktalarında görüyoruz ki bu da normal çünkü İstanbul'un topografik yapısı da biraz bisiklete çok elverişli değil. O yüzden hani genelde sahilde dolgu alanlarında şu an için durakları vardı. İşte yine İstanbul Kart buna bir örnek ki mesela gitgide gelişiyor artık telefonundan kendi kendine telefonuna okutarak kartına yükleme yapabiliyorsun. Bu da çok ilginç geliyor. Yani bunun alışveriş falan da yapılıyor. İşte e-taksi uygulaması var. İşte taksi çağırıyorsunuz istediğiniz yere. Hatta en son bunun bir de şey projesi vardı. Bu e-taksi taksilerinin bu hani üzerinde şapkası vardır ya taksi yazar. Onlarla bir de hava kalitesi ölçme projeleri vardı. O konuda nereye geldiler bir araştırmam lazım. Ondan sonra işte bu ATAK dedikleri bir adapt yani nasıl denir? Şehrin trafiğine adapte olup kendini ona göre ayarlayan kavşak sistemleri var. Ki bu da yani boşa durup kalkmaları çok azalttığı için hem zamandan hem işte karbon monoksit salımından
falan çok tasarruf ettiriyor. Zamandan da aynı şekilde. Burada bu UYM, Ulaşım Yönetim Merkezi bayağı önemli bir sistem. Çünkü ulaşım konusunda yapılan bütün teknolojilerin neredeyse tamamı Ulaşım Yönetim Merkezi'nin altyapısı üzerine oturmuş durumda. Onu söyleyeyim. Mesela burada İBB yol gösteren uygulaması var. Buna eminim izleyiciler de çok hakimdir. Navigasyon uygulaması. Burada kent kameralarına da ulaşabiliyorsunuz. Mesela işte bir yerde trafik var ya da ne bileyim bir yerde bir protesto olmuş, bir şey olmuş dediklerini hemen açıp burada kameradan bakıyorum ne durumda diye. Mesela işte eczaneleri, onu bunu gösteriyor size. İşte bir akıllı parklanma sistemi var. Yine bu da Ulaşım Yönetim Merkezi'nin altyapısıyla işliyor. İşte siteye girince nerelerde şey var, otoparklar var ve ne kadarı, yüzde kaçı dolu anlık olarak görebiliyorsunuz. Bence çok kıymetli. Onun dışında İspark'ın kendi uygulaması var. Burada tabii yol üstü, sadece kapalı otoparklar değil, bu kaldırım kenarı otoparklarını da gösteriyor. Ne kadarı dolu, ne kadarı boş. İşte böyle tabelalar var, elektronik, canlı gösteriyor size. İşte burada yine aynı sitede yine kameraları da görebiliyorsunuz. Tabii burada şimdi mobiliteden şeye geçtik, güvenliğe geçtik. O yüzden bu kameraları bir daha burada bahsediyorum. Hani bu trafik monitörü kameraları güvenlik içinde kullanılıyor sonuçta. İşte turistik kameralar var. Mesela böyle 24 saat canlı yayın yapan. Tabii bunlar, yani bu turistik kameralar çok, nasıl denir, çok etkili mi onu bilemeyeceğim. Çünkü sonuçta belli başlı yerlerde var ama var. Yani bu da böyle bir çalışma. Bu da bir projeydi. Bu da yine aynı şeyin. Yani böyle araçların giremediği yerlere EDS'nin gözlükle girip ihlal yapan araçların fotoğrafını çeken görevliler varmış. Yine güvenlikle ilgili İstanbul Yangın Biriminin, itfaiyenin bir projesi vardı. O da siz telefonunuzla aradığınız anda sizin lokasyonunuzu tespit eden bir sistem. Size böyle en gidebileceğiniz en uygun yolları gösteren, yani bu da cevap verme süresini bayağı arttıran bir sistemdi. Şimdi tabii ben akıllı kentlere bütüncül bir yaklaşım sergilediğim için sağlık konusuna da bakmıştım. Hani belki kentsel tasarımla, kentsel planlamayla çok ilişkilendiremeyiz ama hani sağlık konusunda da bu merkezi randevu sistemin, işte bu e-nabızı çok faydalı buluyorum. İşte kağıt taşımıyorsunuz, her şeyiniz kaydoluyor böyle bir data sistemine. Yine sağlıkla ilgili tarihi yarımadada hava kalitesini ölçen istasyonlar da mevcut. Ama tabii bunların sayısını arttırmak gerekiyor. Bu kentsel hizmetlere geçtiğimizde de işte bir SCADA teknolojisi var, eskinin kullandığı. Bu da bir sızıntı varsa bir yerde, hani o altyapının devamlılığını, bakım onarımını kolaylaştıran bir teknoloji. İşte akıllı sayaçlar. Bu da insanların kendi tüketimini takip edebilip hani ona göre kullanım yaptığı, sürdürülebilirliğe katkı veren bir uygulama. Yine işte e-devlet bence en önemlisi. Hele şu pandemi dönemindeki nasıl denir, sağladığı fayda daha da bence öne çıkmış oldu. Yani evinizden çıkmadan bütün devlet kamu işlerini halledebiliyorsunuz. Zamandan, yakıttan, hava kalitesinden, kağıt tüketiminden, her şeyden tasarruf edebildiğiniz çok çok önemli bir sistem. İşte bu yine kentsel hizmetlerle alakalı belediyelerin şeyleri var. Kent bilgi sistemleri var. Yine belediyeye gitmeden imar durumunu öğrenebildiğiniz, kendi mahallenizle ilgili feedback verebildiğiniz. Bu bizimkilerde genelde yok ama hani yurt dışında böyle. Kentsel planlara bile, özellikle Manchester'ın bir sistemi var, inanılmaz. Hem kendileri öneride bulunuyor hem de yapılan planlara feedback verebiliyorlar. Muhteşem bir sistem. Bu konuyla ilgili de bir çalışma yapıyorum. Umarım yayınlanırsa bakarsınız. Bu arada ben hızlı geçiyorum bunu çok sıkmamak adına. Herhalde mail adresimi vereceksiniz.
detaylı sormak isteyen olursa maillerinizi bekliyorum ya da eleştirisi olan olursa. İBB Beyaz Masa da yine önemli bir uygulama. Bu da kentler katılım açısından, çünkü insanlar şikayetlerini bildiriyor. Şimdi tabii burada şeyden bahsetmek lazım. Sonuca geleceğim birazdan, tezin sonucuna, eğer sizin başka sorunuz yoksa. Ben bu boyutları, yani bu incelemeyi şuna göre yaptım. Bir enstitü var, McKinsey Global Institute diye geçiyor. Onların 2018 yılında yaptığı bir çalışma var. Şimdi teknoloji de sürekli çok dinamik bir sektör olduğu için sürekli değişiyor, bildiğiniz gibi. Hani yapılan çalışmalar da çok çeşitli. Şimdi ben hani İstanbul'un durumunu ölçmem için önce neyin var olup olmadığına bakmam gerekiyordu. O yüzden MGI'nin çok güzel bir çalışması var. Dünyada 50 kent seçip oradan 3000 insanla anlaşıp uzmanla böyle yerel bilgi alıyorlar. Hani o 50 kentten bu kentler de işte hem popülasyonu, işte ekonomisi açısından çok farklı, kültürü açısından çok farklı kentler. Yani bu kentlerde neler yapılmış çıkarıyorlar. Böyle bir toplulaştırıyorlar, genelliyorlar ve dünya üzerinde 54 adet bir checklist hazırlıyorlar. Yani şu an bu uygulamalar dünya üzerinde uygulanmakta diye. Ben de o checkliste baktım açıkçası. Yani hani bu checklistin İstanbul'da hangileri var gibi. O ilişkilendirmeyi yaptım. Şimdi en sonunda tezin sonucu olarak şöyle bir, bunu bir tam ekran yapayım pardon. Böyle bir diyagram hazırladım. Bu diyagramda öncelikle bu şeyi görüyoruz. MGI'nin bahsettiği uygulamalar. Bu şu an şey, mobilite alanındaki uygulamaları. Bu diyagramın işte bu orta kısmında, renkli kısmında dünyada bu uygulamaların 50 ilden hangilerinde var? Mesela atıyorum bu private e-hailing dediğimiz şey, hani uygulamayla taksi çağırmak. Bu 50 ilin 50'sinde de varmış demek oluyor şu gösterim. İşte ya da paylaşımlı bisiklet. Burada da hani yaklaşık 40 tanesinde varmış. Bir yaklaşık 10 tanesinde de nasıl diyeyim, deneniyor diyeyim. Hani tam böyle kullanılmamakla birlikte. Hani bu böyle bir, bu diyagram bunu anlatıyor. En son halkasında şu an gelende de biz tarihi yarımadada ne durumdayız? Yani tarihi yarımadada bunlardan hangileri var, hangileri yok? Şimdi dediğiniz gibi 5 şeyde baktım ben buna. Melisa Hanım. Burada şimdi mobiliteyle başlayacak olursak en iyi mobilite şeyindeyiz. En iyi olduğumuz boyut mobilite boyutunda bayağı iyiyiz. Dünyaya göre de hem dünyadaki uygulamaları nasıl diyeyim yakalamış gibiyiz. Hem de fazladan kendi şeyimiz de var. Dünyaya nazaran ileride olduğumuz. Burada işte görüyorsunuz. İşte taksi çağırma, paylaşımlı bisiklet, işte gerçek zamanlı navigasyon, işte entegre olmuş ulaşım bilgilendirme sistemleri, işte ödeme, bu akıllı kart sistemleri, işte akıllı trafik lambaları, akıllı parklanma, işte nasıl denir? Tahmin, predictive maintenance, yani Türkçesi nasıl olur? Bir arıza olacaksa onu tahmin etme gibi. Bu konuda böyleyiz. İşte safety and security kısmında güvenlik kısmında işte dünyada 11 uygulama varken bizde bunların sadece 3'ü yapılmış durumda diyeyim. İşte sağlık açısından da yine 9 uygulamadan yalnızca 3'ü tarihi yarımadada erişilebilir. Kentsel hizmetler açısından da bayağı zayıfız bu konuda da. Daha yapılacak işler var diyeyim. Bu ekonomik gelişme ve katılımla alakalı konularda da gidecek daha yolumuz var. O hedefe ulaştık mı dediğimiz şey aslında hani bu grafikle hedefi tarifliyor gibiyim. Hani şu an hani 7'de 2 bir durumumuz var. Şu an için böyle söyleyebilirim. Sizin de eğer sorularınız varsa. Eksiklerimizden bahset ya da yani eksiklerimiz olan konularda
Birkaç tane örnek verseniz iyi olabilir diye düşünüyorum. Çünkü hani programın izleyicileri arasında ben olsam en merak edeceğim şey o olur. Yani 9 tane başlık altında bizim 2 tane sunduğumuz kamu hizmeti var. Akıllı kent olmaya yönelik olarak, ama diğer 7 tanesi nasıl bir şeydir? Bir ona dair en azından böyle başlıklarını kısaca söyleyebilirsiniz. 2 dakikalık bir süre içerisinde, çok sevindim. Tabii, yani mesela şimdi mobilite alanına bakacağımız zaman burada hani eksiklerimiz mesela congestion pricing dediğimiz, yine Türkçesi olmayan bir kavram var. Bu da şey demek, yani eğer Londra'da uygulanıyor mesela, tarihi bir merkez varsa oraya araçla girmek ücretli oluyor. Hani hem oradaki dokuyu korumak adına, hem de zaten tarihi bir merkezse işte yaya trafiğini de hafifletmek adına. Mesela böyle bir uygulama var. Ya da işte otonom araçlar olabiliyor. Ama işte burada hani nasıl denir? Kentsel yerleşik alanı seçtik dedik ya en başta. Şimdi tarihi yarımada gibi bir yerde kendi kendine sürücüsüz ilerleyebilen otonom araçları da kullanmak öyle kolay değil. Hem insanlar zaten çok dikkat etmiyor. Hem de yani şeyler, yolların durumu vesaire. Hani o yüzden burada o devreye giriyor diyeyim. Eksiklik açısından. İşte güvenlik açısından da ben tezimde tabii hepsinden bahsettiğim için eksiklikler çıkıyordu. Doğru söylüyorsunuz. Burada çok bahsetmedik. Mesela şu tarz uygulamalar var. Gerçek zamanlı suç haritalama uygulamaları var. Bu da şey demek. Los Angeles'taydı sanırım. Bir uygulama var. İşte sürekli siz bir sisteme, bir algoritmaya mevcutta işlenmiş suçları işliyorsunuz. O size bir sonraki suçun nerede işleneceğini tahmin ediyor. Ve rakamları şu an tezimde bahsetmiştim de, ve inanılmaz şeyi var, netliği var diyeyim. Gerçekten de tahmin ediyor işte. Polis oraya bir gidiyor, yerde bıçak buluyor gibi. Gerçekten hani bu algoritmaların çalıştığı sistemler var. Bunun dışında işte güvenlikle ilgili yine erken uyarı sistemleri oluyor afetle ilgili. İşte sel, deprem tabii erken uyaramazsın da sel ve yangın vesaire her türlü. Toprak kayması, o da Brezilya'da uygulanan bir sistem var. Sağlık konusunda da bu telemedicine dedikleri, yani insanların evinden doktor kontrolünü gerçekleştirebildikleri, böyle hani ekrandan doktorun da sizi görebildiği sistemler var. Ya da ne bileyim, eğer siz çalışıyorsanız ya da çalışıyorsanız ve hasta anneniz babanız varsa evde sensör oluyor atıyorum. O sensör annenizin babanızın böyle ya da işte hasta kişinin herhangi bir anormal bir davranışın sergilediğinde hemen size bildirim gönderiyor. Aklınız kalmamış oluyor vesaire. İşte diğer kentsel hizmetlerle ilgili akıllı sulama sistemleri oluyor. İşte bu çöp toplamalarla ilgili sistemler oluyor. O da şey, yani mesela çöplerin doluluk oranlarını canlı olarak takip ediyorsunuz. Ona göre araç gezdiriyorsunuz. Bu da hani eğer yani boşuna tur atmamanız sağlıyor kent içinde. Ve hani burada aslında önemli olan şey, binaların enerji kullanımını takip eden sistemler var. Tabii o da yine şeye geldik. Mevcut altyapının hani geliştirilmesinin ne kadar zor olduğu gerçeğine geldik yine. İşte ne bileyim, güneş paneli koymak lazım. İşte bina ona uygun mu? İşte teknoloji, kablolar döşemek lazım. Buna müsaade ediyor mu? İşte binanın mevcut sistemi gibi. Sistemler var yine burada da. Katılımla ilgili de bakayım mesela ne varmış. İşte online eğitim programları. Aslında bunlar son zamanlarda başladı. Zemin İstanbul diye bir yapılanma var Şişhane'de. Orada oluyor yani, online eğitimler var. İşte ne bileyim, lokal platformlar oluyor. Böyle sosyal medya gibi insanlar kent hakkında birbirleriyle konuşabildiği programlar var. İşte bahsetmiştim, Manchester'da olan direkt insanların planlar üzerine yorum yapabildiği, feedback verebildiği uygulamalar var. Hani onlar bizde yok. Böyle bahsedebilirim. Çok daha detaylı istiyorsanız tezim, hani yok tezde var. Orada böyle madde madde yazıyor eksik olanlar. Oradan bakılabilir. Ya sözünü ettiğiniz şeylerden bir tanesine yorum yapmadan geçemeyeceğim. Atık yöntemiyle olan kısım. Muhakkak biliyorsunuzdur, çalışmalarınız sırasında araştırmışsınızdır. Başakşehir'de mesela bu yeraltı atık sistemi aslında, hatta Başakşehir Belediyesi bu konuda ödül de aldı. Akıllı atık yönetimi denenen bir ilçemiz. Fakat ben hep şöyle düşünüyorum. Bir noktadan sonra
bu altyapı, yani özellikle üst yapısı tamamlanmış alanlarda bu altyapının maliyeti gerçekten gerekli mi? Bir de kullanıcı hatası kaynaklı oluşabilecek problemler, yani otonom araçlarda da sözünü ettiğiniz gibi. Şimdi doğruya doğru kabul etmek lazım. Mekan ve insan programını o kadar uzun zamandır yapıyorum ve hani o kadar farklı konularda da konuklar ağırladım ki sadece benim gözlemim olmadığına %100 eminim artık. Aslında bizim kentlerimizin kentleşme biçimi ve kentlerimizin yönetimiyle ilgili en büyük sorun hep kentliden kaynaklanıyor. Kurallara uymamasından. Şimdi siz böyle bir atık akıllı atık sistemi altyapısı kurguladığınız zaman o atıkları ayrıştırma gibi bir hedefiniz var ve onları dönüştürmek gibi bir hedefiniz var. Bugün akıllı olmayan atık dönüştürme sistemlerine baktığınız zaman cam kumbaralarına, kağıt ayrıştırma çöp kutularına, içerisinde onlara ait olmayan birçok şeyin olduğunu görüyorsunuz. Bu akıllı sistemi kurulacak ve insanlar kağıt ya da cam şeyine muz kabuğu atmayacak noktasına nasıl gelinir? Bu akıllı kentin altyapısına kurulmasıyla olacak bir şey değil diye düşünüyorum. Burada hani akıllı kent, sizin en başta söylediğiniz şey o yüzden benim için çok değerli. Akıllı kent kurgusuna kenttaşı da, kentliği de akıllı kent kurgusuna uyum sağlayacak ve bunun önemini, bunun maliyetini hakikaten nasıl söyleyeyim, meşru kılacak şekilde bir noktada kentlilik eğitiminden de geçirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Yani otonom araç bence namümkün değil ama şeyi kabul ettirmek lazım. Yani karşıdan karşıya sadece yaya ışığında geçilir. Yoksa tarihi yarımada gibi özellikle turistik bir alanda insanlar tramvay hatlarının üstünden yollara atlıyorlarken sizin orada otonom araç zaten sokmanız, yani otonom araç hiç hata yapmayacak olsa, insanlara çarpmayacak olsa dahi zaten sıkıntılı. Araç ilerleyemez. Tramvayı ilerleyemediği zamanlar görüyoruz. Öyle. Ben hakikaten hani o zaman sizin şu an tarihi yarımada da eksik olduğunu söylediğiniz birçok şey aslında galiba teknik olarak mümkün olmadığından değil, uygulamada yaşanacak sıkıntılar sebebiyle belki de yönetimin çok da ya bu maliyetin altına girmeye gerek var mı diye düşünerek girmediği şeyler de olabilir diye bir yorum yaptım çok kabaca ama katılır mısınız? Öyle, öyle zaten, yani haklısınız. Şimdi burada da o yüzden şimdi benim böyle bir kapanış için hazırladığım 3 madde vardı. Hani böyle hani geleceğe dair ne yapmalı diye. Bunu da ben hani şeyden oluşturmuştum. Geçen sene bir şey akıllı kent lerle ilgili bir uluslararası kongre oldu İstanbul'da. Onu canlı yayından takip etmiştim tezimi hazırlanırken. Oranın keynote konuşmacısı bahsetmişti. Yani akıllı teknoloji olduğu kadar akıllı insana da yatırım yapmanız gerekiyor diye. Bu da dediğiniz gibi eğitime geliyor. Yani bunu önemli derecede azaltabilirsiniz. Eğer hani bu projelerin geliştirilme süreçlerine insanları da dahil ederseniz bir şekilde. Onlar da hani kendilerini bir ait hissederler belki ve daha kurallara uyarak çalışmaya devam ederler. Ama yani öbür bunu kökten çözebilir miyiz? Ondan da ben de emin değilim. Ama yani bu eğitim programları oluyor işte. Onlarla bir şekilde bu bilinci arttırabildiğimiz kadar arttırmamız da gerekiyor. Şimdi bir de şey de çok önemli. Onu da söylemek istiyordum. Hani siz diyorsunuz ya eksik olanlar acaba teknoloji yok diye mi, yatırım yok diye mi, yoksa yerel yönetim mi yanaşmıyor diye. Bu konu çok önemli. Yani şimdi burada bu işi akıllı teknoloji şirketlerine bırakırsak onların amacı zaten bu teknolojiyi bize satmak. Çok yani bunu insanlar kullanmış, kullanmamış, bundan ne tür fayda etmişiz. Hani onların alanı değil. Onların alanı ben bu teknolojiyi kaç seneliğine ne kadar satmışım. Burada şimdi akıllı burada yerel yönetimlerin çok büyük pay düşüyor. Burada insanı tanıması lazım. Eksiğini bilmesi lazım. İnsan hareketlerini güzel biliyor olması lazım. Ona göre, yani belirli bir bütçeleri var sonuçta. O bütçeyi de ona göre önceliklendirmesi lazım. Bunu da söylemek istiyorum. Yani zaten akıllı kent literatüründeki eleştirel yaklaşımın bütün yani en temel şeyi bu. Bu kapitalist düzenin egale edilmesi diyeyim. Yani çünkü öbür türlü bu teknolojiyi sanki her şeyin çözümü olarak sundukları zaman sanki şeye dönüşüyor bu, hani bir teknoloji bir sorgulanmayan ürün oluyor yani. Hani bu teknolojiyi kim, neden, ne için kullanıyor?
bunu sormamız lazım ki kaynaklarımızı daha düzgün kullanalım ve geleceğe dair daha iyi bir noktaya varabilelim. Bu konuda İstanbul Teknik diyorum üniversitemi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar çok kıymetli bence. Gerçekten ülke ölçeğinde de çok önemli çalışmalar var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yürüttüğü, hepsinde tezimden bahsettim. Ama daha da yani hedefimiz sürekli de daha da ileri gidiyor yani şey değil. Şimdi ben hedefi 2019 Haziran'ında koydum ama eminim bu 54'ün üzerinde bir 10-15 tane daha eklenmiştir. Ama dediğim gibi bir önceliklendirme yapmak çok önemli. Bunların hepsi de tarih yarımadığı için çok kritik olmayabilir. Böyle söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum sevgili Burak. Çalışmalarınızda da başarılar diliyorum. Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Gelecek hafta pazartesi Mekan ve İnsan'ın 126. bölümünde Beykent Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim görevlisi Aslı Uzunkaya'yı ağırlayacağım. Kendisiyle pandemi sürecinde meskene uyum ve meskene uydurma üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Daha fazla Mekan ve İnsan tartışması ve sohbeti için Mekan ve İnsan'ın Instagram ve Facebook hesaplarını takip etmeyi ve YouTube kanalına abone olmayı ihmal etmeyin. İyi akşamlar.